82 Kerkük, 83 Musul. Musul ve Kerkük çıkışı yaptı. Tepkilerin hedefine oturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştuğuna konuşacağına pişman oldu. Blöf yapmıyoruz. Palavradan konuşmuyoruz. İsminden başka hiçbir şeyde devlet yok. 3 Ekim'de meclis grubunda konuşan Bahçeli'ye ilk tepki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten gelmişti. Perinçek, Musul ve Kerkük'ü isteyen Diyarbakır'ı verir dedi. Kerkük Kıbrıs'ı alalım derken Diyarbakır'ı veririz. Tepkilerin hedefindeki isim Bahçeli, Perinçek'in eleştirisine yanıt bulamayınca muhatap almayız demekle yetindi. Olağanüstü yanlış, çünkü bunu alalım dediğiniz zaman Amerika ve İsrail'le birleşiriz. Bahçeli'nin bu sözlerine de yanıt gecikmedi. Hala yanlış davranmaya devam edeceğim demektir. Bu Türkiye için aklınızın geldiğinden çok daha fazla yeni riskleri beraberinde getiriyor. MHP'nin eski önderlerinden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, ismi devlet ama devletle alakası yok dedi. Devlet Bahçeli bu olayları bile algılayamayacak düzeyde. İsmi devlet ama devleti daha tanıyamamış, devletle ve devlet aklıyla uzaktan yakından alakası yok. Kendisine tavsiyem yurttaşlık kitabını açsın, devlet nedir bunu öğrensin. Belki o zaman isminin hakkını bir nebze verir. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okuyan, Bahçeli'ye Balgat'tan çıkıp bir ülkeye gittiniz mi diye sordu. Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek Rusya adına konuşur, Çin adına konuşur diyor. Sayın Doğu Perinçek ve Vatan Partisi yöneticileri bölge ülkeleriyle görüşüyor. Ziyaretlerin Türkiye lehine çok katkısı olmuştur. Eğer bu temasları Bahçeli bilmiyorsa gelsin ben anlatırım. Kendisi 15 yıllık genel başkanlık sürecinde bir defa Balgat'tan, genel merkez binasından çıkıp bir ülkeye gitti mi? Bu ülkelerle onlarca görüşme oluyor. Cesaretiniz mi yok? Söyleyecek sözünüz mü yok? Kime sığınmak zorundasın? Kerkük'ü, Musul'u almak için Amerika ve İsrail'e sığınmak zorunda kalırsın.